Tabii ki diğer taraftan ekonomiyle ilgili birçok şey yapılıyor, projelerle ilgili adımlar atılıyor ama sağ içinde de bir şey görmek istiyorlar. Biz henüz bunu göremedik ve görüleceğine dair de endişe oluşmuş vaziyette. Yani evet. Galatasaray'da iki taraflı yürüyen bir transfer operasyonu var. Bir tarafta Cenk Bey var futbol direktörü, bir tarafta Erdem Bey var. İkisi de ayrı ayrı görüşmeler yapıyorlar ama netice itibariyle çok şu ana kadar en azından kimseyi tatmin eden bir sonuç ortaya çıkmadı. Şimdi sıcak bir gelişme son dakika bilgisi evet. hatta Beşiktaş kulübü bir açıklama yayınladı ee, az önce Sercan Dikme bağlantısında da söylemiştik. Evet. Serdar Saatçi oyuna girdi kısa süre sonra Valerian İsmail oyundan aldı. Oyuncu direkt yedek kulübesine gitmedi. Soyunma odasına doğru gitti. Sercan'ın aktardığı diğer meslektaşlarımızın da şahit olduğu olayda giderken de ...kapıya bir tekme atması ve bir tavır sergilemesi mevcuttu. Sercan'a şu soruyu sormuştum. Kulübün herhangi bir tasarrufu olacak mı diye. Beşiktaş işte bu noktada Serdar Saatçi ile ilgili olarak... ...bir açıklama yayınladı. Ve Serdar Saatçi'nin kadro dışı bırakıldığını söylüyor efendim. Açıklamada şu ifadelere yer verilmiş. E, A takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için... ...Avusturya'da devam eden kamp programımız kapsamında... ...Victoria Bilzen bugün oynadığımız hazırlık maçında... ...oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır diyor. Ee, Serdar Saatçı 13 Temmuz tarihi itibarıyla yani yarından itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızı sunarız demiş. Beşiktaş Kulübü Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı ve yarın itibariyle kamptan da gönderiliyor. İstanbul'a gelecek ve çalışmalarını Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde sürdürecek genç futbolcu Serdar. Ee, tabii üzücü yani 19 yaşında bir futbolcunun böyle bir şeye maruz kalması üzücü ama yani maruz kalması derken böyle bir durumla karşı, karşı karşıya, karşıya gelmesi kalması. üzücü yani. Ee, ama tabii ki kulübün almış olduğu bir karar var. Dileriz ki iki taraf için de hayırlısı olur bu karar. Yani kadro dışı kalmak demek bütün kariyerin bitti demek değil. İnşallah yeniden formasına kavuşur. Zaten orada yani, süreçte biraz kafasını da dinlemiş olur belki. Beşiktaş kulübü de oyuncunun iyi niyetini görürse belki bir sonraki kampa da İspanya'da zaten bir etap daha var. Belki oraya da götürülebilir. Yani çünkü bu bu tarz şeyler genç sporcularda özellikle tabii ki üzücü oluyor yani, yani dışarıdan şunu ama. düşünmek gerekiyor ama Serdar Saat yani hocanın kendisine taktığını düşünmüyordur inşallah yani. Yani Niye takabilir ki ha, mesela böyle yani, yani, yani Şu an ne düşünüyor o anlamda merak ediyorum yani. Valerian İsmail neden acaba ona bağırıyordur? Bu konuda ne düşünüyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani muhtemelen hani bir haksızlık duygusu vardır ki bu kadar tepki veriyor. Yani sen gencecik oyuncusun. Bir oyunun son bölümünde oyuna girmişsin. Hocan sana birçok direktifte bulunmuş. Üstüne seni oyundan almış. O an sinirlenip reaksiyon verebilirsin de umarım sonrasında ya neden böyle olduğu doğru analiz ediyordur yani. Edemiyorsa zaten onun adına çok iyi bir gelecekten bahsedemeyiz. Ama farkına vardıysa bu olaydan kadro dışı kalması çok önemli değil. Dersini çıkarır, Doğru. kendini toparlar, gelişir. Umarım olay yaşanır. Sıcak futbolcu onuru kırılmıştır. 7-8 dakika sonra oyuncu çıkınca hani ben kapıya vurması talihsiz bir olay ama bu futbol çok futbol da şeyin bir içinde şey değil evet yani. yani Gerçekten dünyanın çok sonu değil. Bir şey değil. Ama ee, ...buradan ne ders, ders çıkardı onu hep birlikte göreceğiz. Burada tabii şimdi ikiniz de iki büyük kulübü yakından takip ediyorsunuz. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi de. Şimdi aşama aşama da düşünelim. Bu bu tarz şeyler çok yaşanıyor. Maçlarda da görüyoruz. Basketbol maçlarında da görüyorum ben bunu. Hocası oyundan alıyor basketbolcuyu mesela. Yanında su şişelerini tekmediyor. Dönüp bakmıyor bile bazen. Bunlar doğal, insani reaksiyonlar. Yani Ama... İkiniz de iki büyük kulübü takip ettiğiniz için soruyorum. Sercan bizi yine bilgilendirecektir. Bu şöyle alınmış bir karar değildir, değil mi? Yani ya kapıyı tekmeledi, zaten kötü oynadı, bunu yollayın İstanbul'a gitsin. Böyle değildir, değil mi? Sonra bir Serdar'la görüşülmüştür diye düşünüyorum. Eğer Ki devamında Sercan, Sercan söyledi zaten, yani, zaten otelde Ceyhun kazancının görüşeceğini söyledi. Otelde muhtemelen bir görüşme gerçekleşti. Belki Serdar hala o sinirini atamamış olabilir. Yani tavrında kend, mı ısrarcı olmuş, olmuş aynı olabilir. Tavrında ısrarcı olmuş olabilir? Biraz sinirli davranmış olabilir. Yani Selim çok güzel anlattı. O da 10 dakika sonra tekrar oyundan çıkmak her profesyonel futbolcu için biraz daha onur kırıcı ve yani Serdar da çok genç bir oyuncu. Bence gerçekten çok büyütmemek gerekiyor bu konuyu. Kapıda tekmelenebilir. Hocaya da tepki gösterilebilir. Genç bir oyuncu, kamp atmosferi, hepimiz bunu biliyoruz yani. Şimdi Selim yeni daha kamptan geldi. Orada 10 gün, 15 gün, 25-30 tane adam aynı yerde sadece antrenmana gidip Aynen tekrar öyle. otele dönmeleri yani psikolojik anlamda gerçekten çok zorlayıcı bir şey. 19 yaşında bir oyuncu, Beşiktaş seviyesinde bir ilgi an, görüyor. Bir da çok ağır Valerian İsmail'in Emre. Onu da unutma yani. E, Sercan da anlatıyor işte futbolcuların hani e, pestili çıkıyor Abi yani. Ama hiçbir şey yapmasam bile 10 gün 15 tabii gün tabii. sürekli. Antrenman sahasına git geri gel. Yani Gazeteciler orada, bile hep kavga eder ya sonuna doğru. Böyle yani en yani. yakın arkadaşınla, hayattaki en büyük aşkınla gitsen bir hafta sonra birbirine girersin o kamp ortamında. Gazetecilerde de öyle oluyor çünkü. Evet. ya yani sıkıcı bir ortam aslında kamp. Böyle insanlara dışarıdan çok eğlenceli e, geliyor turistik ama. Turistik tatile gittiğin gibi tabii bir yer değil yani. yani. Dünyanın en sıkıcı ortamı yani oradaki futbolcular içinde, teknik adamlar içinde, personel içinde. Onlar için daha sıkıcı. Biz yine biraz daha dışarı çıkıp tabii. gezebiliyoruz. Evet. Onların hiç öyle bir şansı da yok. Yani o açıdan psikolojik olarak biraz kötü bir durumda olabilir ama 19 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Doğru. Beşiktaş seviyesinde kısa süredir forma giyiyor. Yani A takımda kısa süredir forma giyiyor. O ilgi, o sevgi biraz daha etkilemiş olabilir. Yani bir şans daha verilecektir diye düşünüyorum. Zaten Beşiktaşlı idareciler bizden çok daha iyi bilirler bunu ama bence biraz da belki konunun daha büyümemesi adına alınmış bir adım olabilir. Serdar biraz sakinleşmediyse konunun ardından hoca ile ilgili biraz olumsuz düşünceleri oluştuysa sen git bir kafanı topla, sonrasına bakarız evet. hamlesi gibi. algı Ben açıkçası öyle algılamak istiyorum. Yani öyle olursa iki taraf için de daha iyi olur tabii ki. Serdar için de çok üzücü bir durumdur. Eminim şu an çok üzülmüştür. Ailesi, sevenleri, sevdikleri belki çok üzülmüşlerdir. Ama bunu bir yeniden geri dönüşüm başlangıç adımı olarak da değerlendirebilirler. O yüzden futbolda böyle lazım şeyler işte oluyor. Ama Serdar doğru, yani şu anda Serdar... Süreci işte doğru çevresi, okuması lazım he, tabii. Şey kafasında ise geçmiş olsun. Açık konuşayım yani. Serdar... Seneye bir yere kiralanır hatta bu yıl ve kariyeri Allah'a emanet duruma gelir. Çok iyi okuması lazım yani ya. Valeren şey, İsmail Serdar'a niye bireysel olarak tabii. taksın? Yok Değil öyle mi? şeyler de vardır etrafında %100 futbolcuların canım özellikle sana, çok oluyor. Ya yüzden senin sana söylüyorum. takım mı tabii yok kardeşim? Ya 19 yaşında çocuksun. 10 milyon euro edersin 2 yıl sonra falan. İtalya Böyle yani dersin, eğer İngiltere birazcık ilersin. yanlış yönde motive edenler varsa benden bur buradan yani Serdar'ın tanıdıklarına uyarı olsun. Hiç o e, gazları aşırı motivasyonlara gelmesinler. Çünkü Beşiktaş hiçbir şey kaybetmez. Yani Onu söyleyeyim. Kulüple inatlaşmak de. da doğru olmaz ama burada Serdar'ı da neden kazanmasın? Serdar da neden kulübünde yuvasında devam etmesin? bu noktayı da bu şekilde bu konuşabiliriz. kontratla ilgili de galiba bir problemi vardı öyle hatırlıyorum evet. kontrat yenileme konusunda e zaten bir zaten genç futbolcunun birazcık bu son dönemde kafalarını bayağı kurcalıyor menajerler filan da kontrat noktasında biraz aceleye de getiriyorlar o doğru biraz planlama... strese sokmuş olabilir 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 ya yani inşallah geri döner daha iyi bir şekilde geri döner ee, biz yani istemeyiz. milli takımda da ileride forma giyebilecek oyunculardan bir tanesi şimdi Fenerbahçe'de tabii Mesut Özil ayrılığı da çok önemliydi ee, onu da yine birazdan konuşuruz ama editör arkadaşlarımız hatta editörümüz Erdem Akbaş güzel bir süreç VTR'si hazırlamış. Nasıl geldi, nasıl gitti Mesut Özil. Onu bir hatırlayalım. Ardından sonra küçük bir aramız olacak transfer raporuna reklam arasından devam edeceğiz.